Paparazzi dünyayı dolaşmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. İspanya gezimiz devam ediyor değerli izleyenler. Bu seferki durak yerimiz İspanya'nın güneybatı kesiminde Endülüs özel bölgesinin merkezi ve en büyük şehri Sevilla. Şehrin toplam nüfusu 2 milyona yakın. Şehir Atlas Okyanusu'ndan 87 kilometre kadar içeride. Guadalquivir nehrinin doğu yakasında yer almakta. Sevilla, başkent Madrid'in yaklaşık 550 kilometre güneybatısında yer alıyor. Bir iç liman olarak Endülüs'ün en önemli ve İspanya'nın dördüncü büyük kentidir. Geçmişte de bir kültür merkezi, Müslüman İspanya'nın başkenti ve yeni dünyaya düzenlenen keşif seferlerinin başlangıç noktası olarak önem taşır. Her yıl Paskalya'dan sonra düzenlenen geleneksel Nisan Panayırı 1847'de başladı. Daha sonra 1929'daki İber Amerikan sergisi kentte yeni bir canlanma yarattı. Liman genişletildi, sanayi ve ticaretin gelişmesini sağlayan yatırımlar yapıldı. Kentte düzenlenen 1992 Dünya Fuarı ile ilgili çalışmalar altyapının yenilenmesine ve birçok tarihsel yapının restore edilmesine yol açtı. Sevilla'da Avrupa'nın üçüncü büyük katedrali mevcuttur. Bir İber kasabası olarak kurulan Sevilla, Roma yönetimi altında M.Ö. 2. yüzyılda gelişmeye başladı. Yeni dünyanın keşfi kentin yeniden zenginleşmesini sağladı. İspanya'nın başındaki Bourbon hükümdarları 18. yüzyılda kente sınırlı bir ekonomik toparlanma yaratmayı başardılar. Ayrıca Sevilla, İspanya'nın flamenco merkezi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bölgeye özel Sevillano adı verilen bir dansı vardır. Ve şimdi de karşınızda Sevilla. Sevgili izleyenler, şu anda Sevilla'dayız. Aslında haritaya baktığınız zaman Sevilla diye yazılır ama İspanyolca'da Sevilla diye okumanız lazım. Bu şehir yaklaşık 550 kilometre güneybatısında. Madrid'in, yani Madrid'den aşağıya geldiğimiz zaman İspanya'nın güneybatısında demek lazım. Bir de Guadalquivir nehrinin doğu yakasında yer alan bir şehir. Çok güzel bir şehir. Ve şu anda da bulunduğumuz yer çok ilginç. Şöyle ilginç ki burası bir pavyonmuş. Aslında pavyon demeye bin şahit ister. Çünkü çok görkemli binalar var. Ama zamanında Güney Amerika ile çok iyi dostluk içerisinde olmaları için böyle bir mimari üsluba girmişler ve böyle bir bina yapmışlar. Ve bu bina doğrudan doğruya Güney Amerika'yı
kucaklar pozisyonundadır. Ve burada görüntülerde de mutlaka görmüşsünüzdür. İki kule vardır. Bu kulenin bir tanesi Amerika'yı temsil eder, diğeri de Avrupa'yı temsil eder. Buradaki esas amaç insanları kucaklamak, barış içinde yaşamak vesaire. Ve adı da işte pavyon. Başka binalar daha var bu şekilde. Mesela Guatemala'nın bir evi var. Bu Guatemala'nın tipik bir evi. Fakat şu anda bunlara pavyon demek, yani bir fuarın pavyonu demek için bin şahit isteriz. Şu anda bunlar değişik amaçlarla kullanılıyor ve tarihten devam edip geliyor günümüze kadar. Şu anda gördüğünüz gibi ben Barcelona'nın önündeyim aslında. Burada ta soldan sağa kadar bütün bu şey içerisinde, ay şeklinde göreceksiniz. Çeşitli, daha doğrusu tüm şehirler burada belirtilmiştir. Şu anda ben Barcelona'nın önündeyim. Neden Barcelona'nın önündeyim? Biz Barcelona'ya tabii hep çok yakın değiliz ama burasını uygun gördük. Çünkü hedefimiz bundan sonra Granada, sonra Valencia ve en sonunda da Barcelona'ya gitmekti. Çok kısa biraz da şeyden bahsedelim diyorum. Yani Sevilla nasıl bir şehirdir? Burası bir Endülüs özerk bölgesinin merkezidir ve en büyük şehridir. Ama İspanya olarak düşündüğümüzde burası da dördüncü büyük kenttir. İspanya'nın her bir kenti tarih kokuyor. Hangi taşı kaldırsak bir hikaye çıkıyor. Evet sevgili izleyenler, Sevilla'daki gezintimiz, turumuz daha doğrusu devam ediyor ve az önce mutlaka ekranlarda gördüğünüz katedral, ki dünyanın üçüncü en büyük katedrallarından bir tanesi ve en çok dikkatimi çeken olay, eskiden orası çok, yani orta çağlarda bir Ulu Cami isminde bir camiymiş. Orasını tamamıyla yok ettiler ve yerine yepyeni bir katedral yaptılar. Hatta kuleye dikkat ettiğiniz zaman kule orada kulenin yerinde bir minare varmış ve minareyi kuleye çevirmişler. O da ilginç bir tarih sayfası olarak kalıyor benliğimizde. Ve burası da bir Alcazar sarayıdır veya Alcazar kalesi de diyebiliriz. Sevilla'nın önemli turistik ve tarihi yerlerinden bir tanesi. Şehrin mistik dokusu da ziyaret edenleri derinden etkiliyor. Şehir sürprizlerle dolu. Evet sevgili izleyenler, turumuz devam ediyor ve Alcazar Kale Sarayı'dayız tabii, bildiğiniz gibi. Ve burada önemli olan o gotik tarzdaki stiller, mimari tarz bizi bayağı etkilemiştir. Ve burası bir dinlenme avlusu olarak görülüyor. Gayet ilgi çekici bir alan ve çok sayıda da turist var burada. Şehir yeşilliğiyle de dikkatlerimizi çekiyor. Hatta şehir yeşil, tarihi doku ve sudan oluşuyor dersek yalan söylememiş oluruz. İzleyenler, Alcazar Kale Sarayı'daki turumuz devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz nokta gerçekten doğal bir klima ortamı. Kral çok hararetli günlerde, sıcak günlerde buraya geliyor ve bu sistem, burada bir su olayı var ve bu su bu ortamda klima yaratıyor ve burada serinliyor. Sevgili izleyenler, Sevilla'daki ve Alcazar Kale Sarayı'daki turumuz devam ediyor ve arkamda görmüş olduğunuz bu peyzaj tamamıyla bir İtalyan ustanın elinden çıkan bir peyzajdır ve buraya aynı zamanda Neptün Çeşmesi de diyorlar. Evet sevgili izleyenler, Sevilla Katedrali'nin içerisine girmiş bulunuyoruz.
Burada en çok dikkatimizi çeken olay şapellerin olması, iç şapellerin olması ve ayrıca buradaki gotik mimarının görkemli bir şekilde ortaya çıkması. Ayrıca sütunların çok büyük olması ve sütunlar arası nefin de daha dar olması. Aslında Girona'da daha farklıymış. Orada iki sütun arasındaki mesafe daha büyük. Yoksa buraya baktığımız zaman bazen çok büyük olduğunu bildiğimiz halde bu sütunlar bu mesafeyi kısaltıyor. Sevgili izleyenler, yine Sevilla Katedrali'nde çok ilginç bir manzara var arkamızda daha doğrusu. Orada Kristof Kolomb o kadar saygıdeğer bir insandı ki 4 kral tarafından naaşı taşınıyor burada. Bu bir temsiliyet tabii ama herkesin ilgisini çekiyor gerçekten. Sevgili izleyenler, katedralın şu anda hazine bölümündeyiz ve az önce çok ilginç bir taçla karşılaştık. Bu taç tabii tamamıyla altından yapılmış ve dünyada tekrar eşi benzeri olmayan bir de inci var burada bir meleğin üzerinde. Ve aldığımız bilgiye göre bu taçlar Amerika'da, Güney Amerika'da yaptırılmış. Çünkü çok pahalı, çok değerli bir altın tabii ki, çok değerli bir madde. Aslında o dönemlerde 18. yüzyılda burada müthiş bir sefillik, bir yoksulluk olmasına rağmen tabii ki kardinaller hemen bir seferberlik ilan ediyorlar, bağış talep ediyorlar ve bu bağışla o yoksulluk içerisinde insanlardan para topluyorlar ve Güney Amerika'da bu taçları yaptırıyorlar. İşte İsa Ana ve Meryem Ana. Ziyaret edilen bir şehir Sevilla. Yine her bir köşede meraklı turist kafilesi görmeniz mümkün. Tabii sokakta eğlenen insanları da unutmamak lazım. Onlar da şehrin renkleri. Ve turistler de sokakların güzelliğine aynı zamanda gitarın tellerinden çıkan o güzel notalara kendilerini bırakıyorlar. Sevilla dansıyla ünlü dedik ya, işte o görüntülere bakın. Kadar da ateşli. Kendilerinden emin dans ediyorlar, öyle değil mi? Yeah.
ayakkabıdan çıkan sesler, sert figürler çok etkileyici. Bu gösterinin ardından başınızın dönmemesinin imkanı yok. Sevgili izleyenler, Flamenco Show'u gördük. Sevgili Bilbay gerçekten çok beğendi bu programı. Ben de beğendim tabii ki. Aslında İspanya'nın iki geleneksel tarzı var. Bu tarzlardan bir tanesi boğa yürüyüşleri, ikincisi de Flamenco danslarıdır ve bu dans gerçekten herkesi ihya etmiştir. Çok sayıda seyirci vardı. Zaten ekranlarda da görüyorsunuz. Peki yapımcımız B-Bay Eminoğlu nasıl buldu Sevilla'yı? Tabii ki dolaşırken her zaman olduğu gibi sevgili B-Bay'dan da bir takım yorumlar alıyoruz. Ve arkamızda görmüş olduğunuz bu köprüler ve kanal aslında Güney Amerika'yı daha iyi kucaklamak ve bir bereket olayını yansıtmak için düşünülmüş bir kanal. Evet sevgili B-Bay, şimdi Sevilla hakikaten güzel bir şehir. Ve Endülüs insanının da çok sıcakkanlı olduğunu görüyoruz. Buradaki insanlar Endülüs insanları. Ve Katalanları da pek sevmiyorlarmış. Çünkü bunlar böyle işsiz kaldıkları zaman da Katalan insanlarının yanında çalıştıkları zaman iyi muamele görmemişler. Ama gene de ben genel olarak bir yorumunu alayım. Evet sevgili Mustafa Şah, Sevilla'da ilk günümüz. Daha sabahın erken saatleri. Böyle uyanmaya çalışıyoruz. Tabii ki aşırı bir yorgunluk. Kolay değil. Günde yaklaşık olarak 10 kilometre yürüyoruz. Bir de yolculuklarımızı hesaplarsak çok korkunç rakamlar çıkıyor. Zannedersem Kıbrıs'a gidene kadar 100 bin kilometre yapmış olacağız değil mi? Biraz eksajeri oldu ama doğrudur. Evet, 80 bin kabul ediyorum. Kusur kabul edebiliriz. Evet sevgili seyirciler, şu anda bir fuar alanındayız. Ve kardeşlik ve dostluk için bir fuar. Yani bu fuarın anlamında, özelliğinde çevre ülkelerin ve dost ülkelerin, Amerika bölgesindeki ülkelerin İspanya ile dostluk kurması için yapılan bir fuardayız. Tabii ki fuar deyince ürün ararız, böyle ürünleri tanıtırız ama burada binalar, o ülkenin kültürüyle, sanatıyla özdeşleşmiş yapıları görebilirsiniz burada. Burada bir ürün aramaya kalkarsanız çok hayal kırıklığına uğrarsınız. Burada tamamen ürün, ülkelerin kendi kültürlerine oluşan, kendi sanatlarına oluşan binalar. Ve gerçekten görkemli su kanalları var. Adına bir sarayan duruyor burası. Sarayan duruyor ama tabii ta başından söyledik. Burası pavyon olarak düşünmüş ama tabii görkemli bir bina. Şu anda da tabii artık pavyon, yani fuar pavyonu değil de başka bir devlet dairesi olarak, devlet mekanı olarak kullanılıyor. Ama ilginçtir, görüyorsunuz burada her çeşit turist var dünyanın evet, tarafından. İspanya ile ilgili aslında söyleyince çok şey var sevgili Mustafa Şah. Mesela sevgili izleyiciler, dünyanın en fazla zeytin üretiminin yapıldığı ülke. Sevilla'ya gelirken sevgili izleyiciler, yolun her iki tarafında
inanılmaz derecede. Belki de hayatım boyunca görmediğim kadar zeytin ağacı gördüm. Çünkü bir numaralı evet. Zeytincilikte. Daha evet. Sonra diğer ülkeler geliyor. Bir de her çeşmeden su içilebiliyor. İçilebiliyor. Oteldeki, sokaktaki en güzel işe. Bir de bu zeytin üreticileri gerçekten çok çalışkan insanlar ve o gördüğüm şeyler, ağaçlar, zeytin ağaçları bana göre bir zeytin ormanını canlandırıyor. Aynen gerçekten öyle. Öyle demek lazım değil mi? Zeytin ormanını. Zeytin ormanı. Zeytin ormanları demek lazım evet, buna. Zeytin ormanları. Çünkü nereye bakarsanız sevgili İspanya'da evet, özellikle şehirlere girişte tabii ki şehir içinde tarım yok bizdeki gibi. Evet. Şehir içinde hayvanlar da yok. Ama tamamen şehir var. Dışında. Ve nereye bakarsanız zeytin ağacı görebilirsiniz. Bu da tabii ki bu ülkenin zenginliğini gösteriyor ama oteldeki sabah kahvaltısında zeytin göremiyoruz. Evet, evet tabii. Bu da bir şimdi handikap. Bir de şu var, Sevilla hakikaten güzel bir kasaba, güzel bir şehir daha doğrusu. Ve burada sanatı dediğin gibi az önce, kültürü ve eskiden ekonomi çok daha iyiymiş. Çünkü bunun biraz ilerisinde bu şehrin denize doğru 87 kilometre falan bir iç liman varmış. Ve bu liman eskiden bütün o hani Kristof Kolomb'un buradan hareket etmiş olması söyleniyor, ettiği söyleniyor. Magellan. Daha bir sürü hatta işte tarihe baktığımız zaman bu limanın çok getirisi olduğunu görüyoruz. Aslında şu da bir gerçek sevgili Yunus Paşa. Yani İspanya'ya gelince evet. İspanya'nın hangi konularda dünyada öne çıktığı ortaya çıkıyor sevgili izleyiciler. Yani Magellan'dır, efendime söyleyeyim Don Quixote'dur. İnanamayacağınız kahramanları var. Sancho Pancho. Sancho Pancho. Yani demek ki İspanya'yı bir yerlere taşıyan atalarıdır. Atalar. O atalarının zamanında yaptığı işler ortaya çıkıyor. Tabii. Bir de sevgili Mustafa şunu söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Yani İspanyol akşam flamenco dansını izledik. İspanya'nın kültürel müzik dinletisini, kültürel dans gösterisini izledik. İnanılmaz da etkilendik. Yani o gençlerin o yaptığı o flamenco dansı etkiliyor insanı. Ayak ritimleri, el ritimleri, yaptıkları o çan hareketleri, çanlarla. Ve en önemlisi şu tespitimi sana söyledim, sen de katıldın sevgili Yunus Hoca. Bu gençlerin, bu dans yapan gençlerin, insanların gözlerindeki ifade şunu gösteriyor. Bu insanların ataları sevgili seyirciler yıllar önce sıfırdan bir krallık, bir cumhuriyet, bir ülke yaratmışlar. Ve insanların gözünde baktığınızda o hüznü, atalarından, dedelerinden, nelerinden gelen o hüznü, o mücadeleliğinin ruhunu görebilirsiniz. Bilmem bana katılırsan. Katılıyorum aynen çünkü hissediyorum. Bir de şu var, biraz evvel böyle satır aralarında hissettim. Flamenco dediğimiz zaman yine Sevilla akla geliyor. Çünkü esas flamenco'nun merkezi Sevilla. Flamenco'nun doğduğu yer. Hatta Sevillano diye bir de dansları, müzikleri varmış bunların. Yani sırf buraya göre. Yani flamenco'nun doğuş yeri ve merkezi. Akşam ben de etkilendim o flamenco gösterisindeki sanatçıların sesini, şarkıları. Bir ara ben de denemeye çalıştım. Sevgili Mustafa kaç puan verdin bana? Yok, 8'in üzerindedir yani. Tamam. Yapımcı gözüyle Sevilla'yı gördük. O zaman kapanış diyelim. Hoşça kal Ateşin Şehri. Hoşça kal dansın başkenti. Evet sevgili izleyiciler, Sevilla'daki muhteşem gezimizin sonuna geldik. Gerçekten Sevilla tamamen turistik bir yer. Ama gerçekten baktığınızda Sevilla'da hemen akla kalanları size söylemek istiyorum. Özellikle Alcázar Sarayı ve Katedral inanılmaz güzellikte. Evet, bu ülkeye gerçekten tatil yapmak için gelmeniz için birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi de tabii ki bu muhteşem şehrin tarihi. İnanılmaz yapılar var. Sevilla'ya gelirseniz mutlaka Alcázar Sarayı'nı ve Katedral'ı lütfen geziniz. A dançar